Avustralya'dan bütün dünyaya kucak dolusu sevgi ve selamlar. Değerli izleyenlerimiz, Raindrops TV'de iftar zamanı ile yine birlikteyiz. Bugün yine Avustralya'dan başlayıp dünyanın farklı kıtalarında kısa molalar verecek, hem hoş hem de Ramazanlaşan dünyanın manevi iklimini evlerimize taşıyacağız. Ramazan'ın 17. günündeyiz ve son 10 güne birkaç gün kaldı. Eminim birçoğunuz hem Kur'an-ı Kerim'de hem de Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerinde işaret ettiği bu günleri en güzel şekilde değerlendirmek için planlar yapıyorsunuzdur. Bir hadis-i kutsi'de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allahu Teala'nın insanın oruç dışında bütün amelleri kendisi içindir. Oruç benim içindir ve mükafatını da ben vereceğim buyurduğunu haber veriyor. Rabbim niyetlerimize göre muamelede bulunsun ve bu kutlu günleri değerlendiren kullarından eylesin inşallah. Evet, belki evinizde, işinizde ya da aracınızda yalnızsınız ve bizi izliyorsunuz. Öyleyse yeni insanlar tanımaya, birken milyonlarla buluşmaya, Ramazanlaşan dünyanın bir parçası olmaya hazırsınız ve doğru yerdesiniz. İftar zamanı başlıyor efendim. Avustralya'dan bir selamla başladık. Şimdi Afrika'nın güneyine geçiyoruz. Bugün ilk tanışacağımız kişi Yusuf Muad İbrahim. Kendisi Bakara suresinden bir aşr-ı şerif tilaveti ile iftar zamanına ve evlerimize misafir oluyor. Bismillah deyip dinliyoruz. Yusuf Muad İbrahim bizlerle. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن أنزل فيه
فَمَا شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ وَمَا كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وصحبه وسلم. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل منا صيام شهر رمضان على ما كان فيه من تساهلنا، وإلا بفضلك تفضل علينا. اللهم اجعله كفارة لما سبق من ذنوبنا، وعصمة في عرضك من أعمالنا، وارزقنا أعمالا صالحة ترضى بها عنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا فيه من المقبولين، ولا تجعلنا فيه من المردودين، ولا من المغضوب عليهم ولا من الضالين. اللهم تقبلوا منا وعدوا علينا أعواما بعد أعوام، وسنين بعد سنين، مجتمعين غير متفرقين، راضين غير ساخطين، مغفورا لنا غير مذنبين. ربنا تقبل منا انك انت حميد مجيد. اللهم تقبل منا اعمالنا على ما كان من ضعفنا وتقصيرنا. اللهم اشركنا بدعاء الصالحين. Sırada Tekrar Güzeldir bölümüyle Kemal abimiz var. Köşenin ismi Tekrar Güzeldir ama Kemal abinin anlattığı birçok hikayeyi biliyor olsak bile yorumlarla hikayeler güncelleniyor ve dinleyenlere bambaşka ufuklar açıyor. Kemal abinin bugünkü başlığı Mimar Sinan ve sanırım yine çok ilginç bilgiler ve yorumlar duyacağız. Merakla izliyoruz. Bugün Mimar Sinan'dan bahsetmek istiyorum. Aziz dostlar, Mimar Sinan Osmanlı tarihinin, Türkiye tarihinin nadide isimlerinden bir tanesidir. Erzurum'dan başlayıp ta Balkanlara kadar o büyük coğrafyada el atmadığı yer neredeyse kalmamıştır. Çünkü zaten yaklaşık 100 sene yaşamıştır ve bunun büyük çoğunluğu da mimarbaşı olarak hizmet vermiştir Osmanlı'da. Sultan Süleyman'ı görmüş, oğlu Selim'i görmüş, oğlu Murad'ı görmüş ve 3. Murad döneminde Hakk'ın rahmetine kavuşmuş. Yüzlerce cami, bedesten, köprü ve daha neler neler. Onun imzasıyla yapılmış yüzlerce muhteşem eser ve bugün hala hemen her birisi bir abide gibi duruyor. Bir Mimar Sinan belgeseli yapmıştık televizyonda çalıştığım dönemde. O dönemde 40'dan fazla eserini kayıt altına almaya gayret etmiştik. Çok titiz bir insan, çok hassas bir insan ve çok naif bir insan ve beraber çalıştığı bir cam ustası var. Tarihte zannediyorum adı Sarhoş İbrahim diye geçiyor. Sarhoş İbrahim de hakikaten işinin ehli bir insan. O camları, o süslemeleri, o tezyinatı muhteşem yapıyor. Sinan bir yerde bir mabette ya da bir kervansarayda bu işi
birisine yaptıracaksa Sarhoş İbrahim'e haber salıyor. O geliyor ekibiyle beraber. Adından belli. Hani biraz içiyor galiba ki ondan Sarhoş İbrahim kalmış. Tarihin sayfalarına böyle not düşürmüş. Niye bunu anlattım? Şundan dolayı. Bir kitapta denk düşmüştüm. Bir gün Mimar Sinan'a diyor ki, Mimar Sinan Sarhoş İbrahim'e diyor ki, ya İbrahim Paşa diyor, Paşa mı diyor artık ne diyorsa İbrahim diyor. O kadar güzel işler yapıyorsun, o kadar güzel işler yapıyorsun, hayranım senin yaptığın işlere. Yahu diyor bir de içmesen var ya, kendi halinde olsan, aklın başında olsa var ya, ne güzel işlere imza atacaksın daha filan deyince, Sarhoş İbrahim de döndürüp diyor ki, vallahi diyor Mimarbaşı ben de senin için aynı şeyi söylüyorum. Uyanıkken bu kadar güzel işler yapıyorsun var ya, bir de içsen, azıcık sarhoş olsan senin elinin altından bir şey kurtulamaz. Hakikat midir değil midir bilmiyorum ama tarihi bir anekdottur. Sinan'ı da İbrahim Paşa'yı da rahmetle yad etmiş olalım. Şimdi Mimar Sinan'ın malum bir camiyi yaptıktan sonra çocuklardan bir tanesi geliyor diyor ki ya bu minare eğri. Ya nasıl olur, çocukluğumuzda okuduğumuz şeylerden bir tanesidir bu. Ya bu minare eğri. Herkes çocuğa üstüne yürüyorlar. Ya bizim mimar başımızın yaptığı minare eğri mi olur? İşte Osmanlı'nın yaptığı iş eğri mi olur? Biz her şeyi düz yaparız. Yunus gibi biz dergahtan içeriye eğri odun bile taşımayız. Bu minare düzdür. Çocuk diyor ki eğri. Onlar diyor ki düzdür filan. Mimar başına mesele gidince hemen uzun bir urgan bulduruyor. Diyor ki hangi minare eğri? Paşa diyor şu minare eğri. Bağlayın diyor minareye, urganı bağlıyorlar uzun. Tutun bir ucundan, bütün ustalar tutuyorlar. Çekin bakalım çocuk düzeldi diyene kadar çekiyorlar, çekiyorlar, çekiyorlar. Ve koca minare eğri mi olur? Çocuk bir süre sonra tamam paşa diyor düzeldi. Tamam anlaştık mı anlaştık. Ya paşam diyorlar çolukla çocukla sen de uğraşıyorsun. Koskoca mimari saltanatımız var burada. Mimari dehamız var burada. Onu bir çocuğa rüsva ettik filan. Yahu diyor öyle değil. Bazı şeylerin şuyu vukuundan beterdir. Şimdi bu çocuk gider mahallede, Sinan'ın yaptığı minare eğridir der, kulaktan kulağa, kulaktan kulağa biz anlatamayız derdimizi, tarihin sayfalarına da eğri minare yapmışlar diye kalır. Bunların hepsi bir kenara. Merhum Sinan'ı biz şeyden hatırlarız. Sultan Süleyman döneminde İstanbul'un su problemini çözecektir. Fatih fethetmiştir, Bayezid İmar etmiştir, arkasından Yavuz gelmiştir, fütuhatı ta Mekke Medine'ye kadar, Mısır'a kadar ulaşmıştır. Fakat İstanbul'un bir su problemi vardır ki onu çözememişlerdir. Onu çözmek Mimar Sinan'a düşmüştür. Sultan Süleyman çağırır, der ki, Paşa der, bizim su problemimiz var İstanbul'da, her geçen günde göç alıyor, su ihtiyacı da artıyor, bunu çözmemiz lazım. Mimar Sinan şehri bir baştan bir başa inceler. Gider, dolaşır, Çekmece'ye gider, Belgrad ormanlarına gider, dolaşır, gelir der ki sultanım bu mesele çözülür. Çözülmesine çözülür de İstanbul'un bir ucundan bir ucuna altın keselerini dizmek lazım. Ya altınları dizmek lazım ya kese kese altınları dizmek lazım. Milyon altınlar eder bu. Sultan Süleyman der ki, elhamdülillah paramız pulumuz var. Devletin hali vakti yerindedir. Biz bu meseleyi çözelim. Mimar Sinan başlar, ekibini toplar. Çevredeki bütün su merkezlerini bir yere toplamaya, bunun için çok farklı mimari ögeler kullanır ve en nihayetinde İstanbul'a bu su gelir. İşin özeti bu. İstanbul'a aylar, yıllar çalışmasından sonra gelir. Gelmesine gelir. Halk sevinir, sultan sevinir, ekabir sevinir. Herkes çok mutlu olur. İstanbul dünyanın merkezidir. Gideni geleni çoktur, turisti çoktur, okuyanı çoktur, üniversiteleri vardır. Herkes fevkalade mutlu olur. Sultan Süleyman Mimar Sinan'a der ki bir kanun çıkarttık, bir ferman çıkarttık. Sular genel olacak, her tarafta halka açık sular olacak. Hiç kimse evine yeraltı sularından ya da boruyla filan çekmeyecek. Sadece sen istisna. Sen kendi evine bir su çekebilirsin. Mimar Sinan da sultanın bu sözüne itimat eder ve suyu çeker. Aradan yıllar geçer. Sultan Süleyman rahmetli olur. Yerine Selim gelir. O da rahmetli olur. Yerine 3. Murat gelir. Artık
Sultan Mimar Sinan ihtiyarlamıştır, emekli olmuştur. Süleymaniye'de kendi evinde istirahat halindedir ve bir gün kapısı çalınır. Derler ki divanda bir tartışma var. Halk diyor ki Mimar Sinan'ın evinde hiç kimsenin evinde yok ama onun evinde bir çeşme var. Halbuki bu kanunen yasaklanmıştır. Sen mimar olarak kendi evine su mu çektin diye Mimar Sinan'ı hesaba çekerler. Bu hakikat midir değil midir tarihçiler bu meseleyi tartışıyor. Ama işin özü faslı güzel ya. Devlet yıllar sonra bile olsa kanuna aykırı davranmış bir bürokrattan hesap soruyor. Adalet bunu gerektirir diyor. O dönemin meşhur bürokratı Mimar Sinan daha sonra emekli olmuş ama bunun hesabını vermek için divana kalkıp gidiyor. Arzu ettiğimiz bir şey değil mi bu? Devlet halkın talebini dikkate alsın, bürokratını yıllar geçse bile bir haksızlık yapılmışsa onun hesabını sorsun. İşte adalet budur. Mimar Sinan'dan da 3. Murat dönemi adalet mekanizması bunun hesabını soruyor. Vallahi diyor evet doğru benim evimde bir çeşme var, bir lüle var. Ama diyor Sultan Süleyman diyor o yaptığım işten dolayı diyor bana bunu bahşetti diyor. Sinan Paşa dedi sen evine bir lüle çeke. Hani bunun evrakı yok mu? Yahu diyor koskoca sultandan bir evrak mı isteseydim? Padişahımız efendimiz bir evrak ver bir gün bundan 40 sene sonra 50 sene sonra gelir birisi hesap sorarsa sana bu nameyi göstereyim mi deseydim? Sultan Süleyman'dan kim ne sormuş ki? O dönemde sultanın atının üzengisini işte bizim kralımız öptü diye iftihar ederlermiş Avrupalılar. Kalkacağım ben bir mimarbaşı sultandan hesap soracağım. Efendim hani benim evrakım nerede filan. Vallahi demişler bunu alman lazımdı. Almadığına göre kanuna muhalif hareket etmişsin. Kanuna muhalif hareket ettiğin biz en fazla şunu yapabiliriz. Bugüne kadar kullandığın suyun cezasını senden almayız. Ama o musluğu orada da tutmayız. Çünkü bu kanuna aykırıdır. Ve Mimar Sinan vefatından çok kısa bir süre önce evindeki musluk sökülür. Derler ki İstanbul'a suyu getiren Mimar Sinan susuz bir evde vefat etti. Adalet bunun neresinde diyeceksiniz? Ne Mimar Sinan kalkıp Sultan Süleyman bana bunu verdi diye taanda bulundu, o günkü devlet yönetimini suçladı, ne de devlet yönetimi bir kanun, bir kural varsa onu görmezlikten geldi. Yıllar sonra bile olsa, bir hukuksuzluk varsa, can acıtsa bile bunun üstüne gider bir devlet. Bunun ne güzel örneklerinden bir tanesidir. Sinan'ı da rahmetle yad etmiş olalım bu hatıralarıyla. Yarın görüşmek ümidiyle. İnsan düşünmeden edemiyor. Bir ülkeye, devlete onca hizmet etmiş bir bürokrat olarak Mimar Sinan'ı ve bugünün bürokratlarını. Neyse, güzel gören güzel düşünür, güzel düşünen hayatından lezzet alır demiştik dün. Öyle devam edelim. Kötü örnekler aklımızın bir köşesinde dursun ama iftar zamanını onların kötü örnekleriyle karartmayalım. Evet, sırada Ramazan Sokağı var şimdi. Yine Güney Afrika'dayız. Bu defa Ramazan Sokağı Nizamiye Vakfı'nın iftar dağıtımında olacak ve yerli halkın hal ve hatırını soracak. Bakalım neler söyleyecekler. İzliyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Am rahmetullah Hüseyin Davud from Cemlisa Muslim Community Masjid. Alhamdulillah, as our brothers from Nizamiya did visit us, they have brought a food parcel for us to break iftar, which is a good thing. And we highly appreciate whatever they have brought for us. And may Allah subhanahu wa ta'ala continue accepting from whatever khidmat they are doing for us in Tembisa Muslim community. And may Allah subhanahu wa ta'ala make it such that we have a good bond with each other, inshallah. And we are very grateful
for this food parcel you got. May Allah subhanahu wa ta'ala make it easy. Jazakallahu khair. Şu anda Güney Afrika'nın Johannesburg şehrinin Tembisa bölgesindeki yardım dağıtımında bulunuyoruz. Yardım dağıtımı şu anda devam ediyor. 2 saat önce başka bir camide yardım dağıtıldı. Tembisa bölgesi Township deniyor. Siyahların yaşadığı bölge. Bildiğiniz gibi ırkçı apartheid rejimi siyahları bu tür yerlerde toplamış. Tembisa 40 kilometre kare alanı var. 11 kilometre karesinde yaklaşık 500 bin siyah yaşıyor. %98.9 siyah yaşıyor. Nizamiye Camisi bildiğiniz gibi 2012'de Sahra Altı'nın en büyük camisi olarak Johannesburg'da inşa edildi. Ve Time to Care, yani eski ismiyle Kimse Yok Mu, beraber Nizamiye Foundation'la 6 ay önce yeni bir proje başlatıyorlar ve özellikle siyah camileri çevredeki tespit ediyorlar. 30'dan fazla camiyi ziyaret ediliyor. Ve Ramazan'dan beri 1000 yardım dağıtıldı. Toplam 10.000 kişiye yardım ulaştırılacak. Bu yardımlarda temel gıda maddeleri var. Un, şeker, makarna, yağ, ekmek gibi. Özellikle insanlar tabii koronadan dolayı çok daha mağdur bir hale geldi. Dün Alexandra'daydık. Alexandra'da Güney Afrika'nın başka bir, Johannesburg'un başka bir township'i. Orada da yüz binlerce siyah yaşıyor ve buralar gerçekten çok tehlikeli yerler. Ve hizmet gönüllüleri arkada gördüğünüz gibi yani 7-8 yaşından 84 yaşına kadar, özellikle Ali Rıza abimiz 84 yaşında, bu yardımların hem kendisi yardımları organize ediyor, kendi himmetleri var ve bu arkadaşlarla beraber yardımları dağıtıyor. Yardımların Nizamiye'nin deposundan araçlara yerleştirilmesi, dağıtılmasına kadar bütün bu sürecin kendisi içerisinde. Evet, şu anda yardım dağıtımı gerçekleşmiş durumda. İftar zamanında katkılarından dolayı Güney Afrika'daki Ramazan Sokağı ekibine teşekkür ediyoruz. Ve bir ilahi molası için Arnavutluk'a geçiyoruz. Şimdi iki güzel insandan iftar zamanı için hazırlanmış çok özel bir ilahi dinleyeceğiz. İlahinin ismi Seni Seven Her Ruh Uludur Ya Resulallah. Hissetmişler, bestelemişler ve bizlere hediye ediyorlar. Buyurun, Seni Seven Her Ruh Uludur Ya Resulallah. Resulallah, cemalin pertevinden üzere
Resulallah, ya Resulallah, ya Resulallah. O Hülya gönlümün nurdu, ya Resulallah. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم إنا نعوذ بك من الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والمال والولد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. اللهم كما شفعت نبيك فينا فأمهلنا وعمر بنا منازلنا ولا تؤاخذنا بسوء أفعالنا ولا تهلكنا بذنوبنا يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. Yüce Allah'ım, taan ve taundan, yaralanmaktan ve salgın hastalıklardan, vebadan sana sığınırız. Canımıza, ailemize, malımıza ve evlad-ı iyalimize gelebilecek bu türlü büyük belalardan da sana sığınırız. Bizim korkup sakındığımız şeylerin hepsinden büyüktür Hazreti Allah, büyüktür Allah, büyüktür Allah Celle Celaluhu. Bağışlanıncaya kadar bütün günahlarımız sayısınca Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allah'ım, Nebi-i Zişan'ın Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı bize şefaatçi kıldığın gibi bize mühlet de ver. Lütfunla hanelerimizi mamur eyle, yakışıksız fiillerimizden dolayı bizi muahaza etme ve günahlarımızdan dolayı bizi helake maruz bırakma. Ey merhametliler merhametlisi! Efendimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a ve Ehl-i Beytine salatu selam eyle. Bu güzel ilahi için eserin bestecileri Ersin ve Bülent Beylere sevgi ve selamlarımızı gönderelim. Dilerseniz siz de yorumlar köşesinden eserle ilgili düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz. Ve rotamız Avrupa. İftar sofrası ile devam ediyoruz. Sizin de yakından tanıdığınız gazeteci Basri Doğan, Şentürk ailesini iftara davetli. Bakalım gurbette iftarlar nasıl? İftar Zamanı programına hoş geldiniz. Hollanda'dan, Amsterdam yakınındaki Herhuvart şehrinden sizlere sesleniyoruz. Familie Ertaş ailesiyle iftar zamanını birlikte geçireceğiz. Kendisini tanıyacağız. Hollanda'da iftarlar nasıl geçiyor? Bu konuyla ilgili kendilerinden bilgi alacağız. İsterseniz kapıyı çalalım. İyi akşamlar, İyi akşamlar Emir Bey. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Dankuvel. Buyurun içeri gelin. Evet Emir Bey, teşekkür ediyoruz. Gerçekten güzel bir sofra hazırlamışsınız. Bugünkü menümüzde neler var? Tabii öncelikle hanıma teşekkür ederiz. O hazırladı. O açıdan teşekkür ediyorum. Ne hazırladık? Çorbamız var. Burada hurmamız var. Meyvemiz var. Salata. Zaten hoşaf biliyorsunuz. Aynı memleketiniz. Böyle bir başlangıç olacak inşallah. Ardından çorbanın ardından devam edeceğiz. İftar zamanında yani Ramazan ayında sofralardaki bir farklılık oluyor mu? Biraz anlatır mısın? Yani normal zamanlardaki iftarla, normal zamanlardaki yemek sofralarıyla iftar zamanındaki sofralar farklı mı? Biraz bahseder misiniz? Ya çok daha değerli oluyor tabii. Yani bunu rahatlıkla ifade edebiliriz. 17 saat oruç tuttuktan sonra kuru ekmek dahi olsa tadı başka olur. Ki özellikle hanımlarımız, ablalarımız iftarlarda daha çok özeniyorlar ki bunu sofralarda değişik renklerde görebiliyoruz. Bu da ayrı bir güzellik katıyor. Israf olmadığı sürece değişik gıdalardan faydalanmak önemli. Tabii bunun değişik olması önemli. Yani tek tip beslenme değil de bunun meyvenin de, yeşilliğin de, işte sebzenin de olması, çorbanın da olması ve özellikle sıvının olması çok önemli. Çünkü gündüz sıvı kaybımız çok olduğu için bunu telafi etmemiz kısa bir süre içerisinde çok önemli. Tabii Hollanda'da iftarlar biraz daha geç oluyor diğer ülkelere göre. 14-15 saat bu fiziksel olarak vücutta bir etki oluşturuyor mu bir hekim olarak?
Ya ilk haftada özellikle daha çok yorgunluk, baş ağrısı gibi rahatsızlıklar olur. Ama insan yaratılışı gereği bazı zorluklara adapte olma kabiliyeti var. Dolayısıyla ikinci, üçüncü, dördüncü haftalarda insan belli bir ritme girdikten sonra konsantrasyonu, dikkati, hatta enerjisi dahi diyebilirim artabilir. Yeter ki düzenlemesi, yani yemeği düzenlemesi iyi olsun. Aşırı olmasın ve kısa bir süre içerisinde hepsini yeme gibi durum olmasın. Eğer gıdayı dikkatli bir şekilde yaparsa bu Ramazan içerisinde hem ruh sağlığı için hem konsantrasyonu için çok daha belirgin etkiler olduğunu söyleyebiliriz. Evet, teşekkür ediyoruz. İsterseniz iftarı birlikte açalım. Açalım, buyurun. Teşekkür ediyorum Ömer Bey. Olsun. Allah kabul etsin. Amin, teşekkür ederim. Sizi tanıyabilir miyiz? Adım Emir. Hollanda'da 4 yaşından beri Hollanda'da yaşıyorum ben. Aile hekimiyim. 14 yıldır aile hekimliği yapıyorum. Full time. Ve aşağı yukarı 10 yıldır da Hierhoort'ta kalıyorum. İkamet ediyorum. Ramazan nasıl geçiyor Hollanda'da? Tabii önceki yıllara göre son 2 yıldır korona tedbirleri dolayısıyla kısıtlamalar var. Biraz bilgi verir misiniz? Ya tabii kısıtlamalar geçen yılda vardı. Dolayısıyla ikinci yıl oldu yani kısıtlamalar oluşu. Buruk diyebilirim. Yani cami olmayışı, işte aile ziyaretlerinin olmayışı, genelde iftarlarımızı kendi ailemiz içerisinde oluşu. Bunlar insanları buruk yapan şeyler ama tabii hekim olarak da bunun gerekli olduğunu özellikle çok önemli. Yani bu konulara titizlikle dikkat etmemiz hususunda biliyoruz. Çünkü biz günlük hayatımızda, iş yerimizde genç hastaların yoğun bakımda olduklarını, düştüklerini görüyoruz. Dolayısıyla ne kadar ciddi ve ne kadar öldüğümü önemli olduğunda buradan rahatla söyleyebilirim. Tabii korona öncesinde büyük iftarlar düzenliyordunuz. Biraz da aynı zamanda siz burada gönüllü faaliyetler de yapılan bir derneğin de başkanısınız. Biraz da ondan gönüllülük çalışmalarınız da var. Onları da bahseder misiniz? Platform İNS Vakfı'nın şu anda başkanlığını yürütüyorum. İNS olarak daha çok tabii koronanın özellikle yaşlı insanlarımızda, Hollandalılarda, Türklerde çok daha fazla yalnızlığa yol açtığını görüyoruz. Kapı kapı destek olarak ikramları götürüyoruz. İnsanlara muhabbet ediyoruz mümkün mertebe. Hal hatır sormaya çalışıyoruz. İşte zamanı daha çok bu şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Bilgiler vermeye çalışıyoruz. Özellikle aşılarla ilgili. Malum arayan çok oluyor. Özellikle şu anında aşılardaki tehlikelerden dolayı da birçok insan tedirgin. Birebir olsun, gruplar olsun insanları bu konuda yönlendirmeye, anlatmaya, izah edip aşılar ne kadar önemli olduğunu izah etmeye çalışıyoruz, yardımcı oluyoruz. Tabii Hollanda televizyonunda röportajlar yapmıştı, sizi izlemiştik. Ramazan'ın insan sağlığı üzerinde bir hekim olarak biraz bilgi verir misiniz? Ya Ramazan aslında birçok açıdan bakılacak olursa hem sağlık açısından gerek ruh gerek fiziki bakımdan çok fazla etkileri, iyi etkiler olduğu malum. Yani bunu tekrar söylememize herhangi bir gerek yok. Sindirim sistemimizin dinlenmesi, biraz kendimize daha çok zaman ayırmamız, ruhumuzun daha çok dinlenmesi. Aslında ruhumuzun bedenimizdeki bu ağırlığından biraz kurtulması daha çok ifade edecek böyledir. Hem sağlıklı insanlar için, hem sigara kullanan insanlar için, hem bazı kötü alışkanlığı olan insanlar için Ramazan bir fırsat. Yani Ramazan'ı psikolog olarak da görebiliriz. Ramazan'ı ciddi bir hekim olarak da görebiliriz. Kötü alışkanlıklardan kurtaran bir sebebiyet olarak da görebiliriz. Birçok açıdan Ramazan'ı değerlendirebiliriz. Ama o insanın tabii kendi şahsi ilgilendiren bir durum. Ama Ramazan'ın bir fırsat olduğu, her açıdan fırsat olduğu bence malum. Yani bu konuyu izaha gerek yok. Tabii Platform İNS'in başkanısınız ve çok sayıda programımızı takip ettik. Siyasilerden tutun dini liderler, diyalog açısından da son derece önemli faaliyetler yaptınız. Bu korona öncesinde ben de yakinen takip ettim. Korona sonrasında bu faaliyetler devam edecektir herhalde. İlla ki tabii yani biz zaten Ramazan'ı da bu şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Yani insanlar daha önceki yıllarımızda diyalog adına çok faaliyetlerimiz oldu.
ki kiliselerde iftarlar bunun çok sıradan artık olmuştu. Çadırlar kurmalarımız çarşı meydanlarına, mahalle meydanlarına çok sıradanlaşmıştı artık yani bunlar koronadan önce. Çok sıkça yaptığımız, Hollanda'nın değişik yerlerinde yaptığımız faaliyetlerdi. Birebir insanlarla tanışma, iletişim kurma, diyalog yapma fırsatları buradan doğuyor. Hatta iftar, maaltayt diye bir terim oluştu. Yani iftar yemekleri ki kime sorsanız, nereye sorsanız illa bir yerden bir aşinalık vardır. Yani çünkü bir yere katılmıştır, bir yere gitmiştir. İşte Ramazan'da böyle bir güzelliği var. Hollandalı bir hekim olarak, platform üyesi başkanı olarak, bir vatandaş olarak üç kelimeyle Ramazan hakkında neler söylemek istersiniz? Bir hekim olarak sağlık, ama sağlıklı kalabileceksek sağlık, bu çok önemli. Yani kendimiz oruç tutuyoruz diye de sağlığımızı daha çok zarara uğratmamız da ayrı bir hikaye. Ona da dikkat etmemiz gerekiyor. Ama hem ruhun hem bedenin dinlenmesi diyebilirim rahatlıkla. Emir Bey çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Ya Cemilu ya Allah, ya Tayyibu ya Allah, ya Mucibu ya Allah, ya Habibu ya Allah, ya Rauf ya Allah, ya Atuf ya Allah, ya Ma'ruf ya Allah, ya Latif ya Allah, ya Azim ya Allah, ya Hannan Basri Bey ve Şentürk ailesine iftarlarını bizimle paylaştıkları ve evlerine bizleri de kabul ettikleri için teşekkürlerimizi gönderiyoruz. Rabbim sofralarından bereketi eksik etmesin. Sırada Mehmet Akif Ersoy'dan bir münacat var. Biliyorsunuz merhum Mehmet Akif Ersoy'un Kur'an tercümeleri de var ve bazı ayetleri tercüme ederek şiirle bütünleştiriyor. İşte onlardan bir tanesi. İlahi, en asil akvamı alçaltırsın istersen. Dilersen en zelil eşhasa izzetler verirsin sen. Bu haybetler, bu hüsranlar bütün senden, bütün senden. Nasıl ta arşa yükselmez ki meyusane bin şiven. Ne yerler dinliyor ya Rab, ne gökler ruhum. Şu sessiz kubbenin altında insandan eser yokmuş. Diyorduk 1,5 milyar, meğer tek bir nefer yokmuş. Bu hissiz toprağın üstünde mazlumine yer yokmuş. Adalet şöyle dursun, böyle bir şeyden haber yokmuş. Bütün boşlukmuş insanlık, ne istersen meğer. İlahi, 600 bin Müslüman birden boğazlandı. Yanan can, yırtılan ismet, akan seller bütün kandı. Ne masum ihtiyarlar zulümler altında kıvrandı. Ne bikes hanumanlar işte yangın verdiler yandı. Şu küllenmiş yığınlar hep birer insan, birer candı.
ey divane. Durmaz kainatın seyri muhtadı. Ne sandın? Fıtratın ahkamı hiç dinler mi feryadı? Bugün sen kendi kendinden ümide ancak imdadı. Evet, sen kendi ikdamınla kaldın, git de bidadı. Cihan, kanuni sayin, bak nasıl bir hisle münkadı. Ne yaptın? Leyse lil insani illa ma se'a. İftar vakti yaklaşıyor. Sanırım bir sohbeti cananlık süre kaldı. Muhterem Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin Ramazan ve oruç vaazlarından bir bölüm var sırada. Bir mümin neden oruç tutar ya da tutmalıdır sorusunun cevabı var bugünkü vaazda. Dinliyoruz efendim. Ben hemen burada peşinen arz edeyim ki biz oruç sıhhatımıza hizmet ediyor diye tutmayız. Rabbimiz bizi emrettiği için tutarız. Ama bu orucu tutarken Ramazan-ı Şerif ve senenin sahi günlerine serpiştirilmiş, manevi alemde kat'i mesafe ederken, arşiyemizi tamamlarken, yüz yüze geldiğimiz her varyantta ve girizgahta bir trafik memuru gibi bizi Allah'a giden yolu gösteren, İç alemimizde bu işarette bulunan, bir müşir lambası gibi yanıp sönen ve Allah'a giden yolu gösteren bir husus olarak oruç bizim için haiz-i ehemmiyettir. Ama ferdi, aile ve içtimai hayatımıza getirdiği ve getireceği şeyler hakim olan Hazreti Allah'ın hakim isminden nebaan eden, tecelli eden bir kısım hikmetlerdir ki biz bunları bilsek de bilmesek de oruç tutarız. Bunlar olsa da olmasa da oruç tutarız. Olmaması muhal farz olsa bile. İnanaleyh, evvel emirde biz Allah emrettiği için vazifelerimizi yaparız. Bu tevhidin muktezasıdır. Ve ben bilhassa dikkatinizi bu hususa istirham ediyorum. Koruyucu hekimlik açısından orucun faydaları inkar edilmeyecek kadar çoktur. Aleyhissalatu vesselam topyekün sıhhatlı hayatın teklifiyle bize gelmiştir. Ve onun emirlerinde bütün sıhhatlı bir hayat çağlamakta ve mevcelenmektedir. Binaenaleyh hikmetler de vardır. Koruyucu hekimlik açısından da çok şeyler vardır. Ama ben bunların halka mal olmuşları üzerinde duracağım. Alıştığınız ve terk edemediğiniz çaylarınızın, ısrarla üzerinde durduğunuz sigaralarınızın, günde 3-4 defa yediğiniz yemeklerin, cebinize doldurduğunuz çerezlerin, ileriye doğru yaş 40'ı açtıktan sonra başınıza getirdiği şeylerin altı kurcalandığında, bir bakıma psikanalizin diliyle bunların altında bir kısım alışkanlıkların ve suistimallerin mevcut olduğunu göreceksiniz. Onun içindir ki koruyucu hekimlikten çok yeme ve çok içmem, muttasıl günde birkaç defa sofranın başına oturma aynı hastalık sayılmaktadır. Perhiz tedavinin başıdır. Mide hastalıkların yuvasıdır. Vücudunuza gıdalar mideden dağıldığı gibi, kısmen orada hazım bulup 12 parmağa indiği gibi, bağırsağa indiği gibi, çeşitli hastalıklarda yediğiniz gıdaların zerrelerine tutuna tutuna damarlarınızdaki kan içinde gezer. Al yuvarlaya biner gezer, ak yuvarlaya biner gezer, damarlarınızın içinde gezer. En hücra yerlere hastalık taşır. Binaenaleyh mide bir yönüyle vücudun besleyicisi, ambarı, belki bir bakıma da kapıcısı, vazifesini yapmakla beraber ona bir ölçü getirilmediğim,
Allah ölçüleriyle muamele yapılmadığı takdirde insanın başına gaili olur ki insan ileride anlar onu. Bütün bir hayat boyu sana hizmet eden ve vücuduna mayi hayat yetiştiren, ciğerine, bağırsağına, böbreğine mayi hayat yetiştiren, beynine gıda yetiştiren, midene sen bir tatil vermediğinden, bir tenezzüh vermediğinden ötürü o kendi kendine devre dışı yapıyor kendisini. Ben vazife yapmıyorum diyor. Başta İngiltere olmak üzere Avrupa'da yaygın bir çalışma var. Bunlar daha ziyade hıfz-ı sıha üzerinde duruyor. İnsanları hasta etmeme yoluna bakıyor. Ve bu mevzuda sıkıntının oynadığı rol çok mühimdir. Ama bu medeniyetin getirdiği bir hastalıktır. İçtimai hayattaki keşmekeşlik ve huzursuzluk, maneviyat buhranı, insanların inkarcı edilmesi, inkar-ı uluhiyetin bir marazi ruh haleti halinde ve salgın bir marazi ruh haleti halinde topyekün beşer işgal etmesi ve sonra vasıtaların çıkardığı gürültü ve gazlar, sonra asfaltlar ve zifler, sonra kirlenen hava, bunu çevre sağlığıyla meşgul olanlar biliyor ve üzerinde duruyorlar. Ne çare ki medeniyet adına medeniyet azmanı yanlış raylara girmiş ve kıtır kıtır insanlığı doğruya doğruya bir gayaya doğru gitmektedir. Evet, artık vakit geldi ve bir günlük sabrın sonunda iftar zamanındayız. Akşam ezanını Endonezya'dan, duasını Kenya'dan dinliyoruz efendim. Allah kabul etsin, afiyet olsun. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة أبعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد آمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك صمت وبك آمنت وعلى رزقك أفطرت برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله untukmu lah aku berpuasa Kepadamu lah aku beriman dan atas rizkimu lah aku berbuka puasa
dengan rahmat-Mu, wahai Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahillazi ad'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Kulu washrabu wa la tusrifu innehu la yuhibbul musrifin. Ey bizi nimetleriyle perverde eden sultanımız, bize gösterdiğin numunelerin ve gölgelerin asıllarını, menbaalarını göster ve bizi Makarr-ı saltanatına celbet. Bizi bu çöllerde mahvettirme. Bizi huzuruna al. Bize merhamet et. Burada bize tattırdığın leziz nimetlerini orada yedir. Bizi zeval ve tebid ile tazip etme. Sana müştak ve müteşekkir şu muti raiyetini başıboş bırakıp idam etme. Ya Rab, kusurumuzu affet, bizi kendine kul kabul et. Emanetini kabz etmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Ruhumuzu cesedimize, kalbimizi nefsimize, aklımızı midemize hakim eyle. Lezzeti şükür için isteyen kullarından eyle. Ya Rab, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın bereketi hürmetine, bize ihsan ettiğin maddi ve manevi rızkımıza bereket ihsan et. Amin. Değerli izleyenlerimiz, bir programımızın daha sonuna geldik. İftar zamanı dünyadan seçtiğimiz güzel ilahi salavat ve münacatlarla iftar sofranıza renk katmaya devam edecek. Ben Seyfullah Erdoğan, huzurlarınızdan ayrılırken akşamın bu bereketli zamanlarını bizimle geçirdiğiniz için teşekkür ediyorum. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyoruz efendim. Yarın görüşmek dileğiyle sağlıcakla kalın. Yorgun gözlerle yaşanan bir solgun macera. Her yanda yaprak sesi. Çarpar kulaklara poyraz gibi ara ara. Bir hazan müzikisi. Ağlar bütünüyle bahar şiirinin gülleri renklere tasayar. Sessiz bir melal sarsar koylarda bülbülleri. Matem söyler notalar. Hüzünle buğu buğudur artık şadırvanlar. Sular rikkatle damlar. Ve kısar nazinin boynlarını kuğular. Gezer, baharı arar, ovalar yasla inler, dağlar hicranla alar. Her ses bir ölüm şiiri, mavi, yeşil, pembe, turuncu, karalar bağlar. İnim, inim, her biri. Biten ömürlerin son dakikaları gibi, her çığlık bir elveda. Derince bakılsa görünür dünyanın dibi, o ne ürperten eda. Sonra yaz bahar füsünlü bir hatıra olur, gömülür hülyalara, hülyalar ümitleşir, vicdanlarda duyulur, yol olur ferarala. Beka bu fanilik hissi içinde gelişir ve gider sonsuzlaşır. Mantık bu büyüyle adeta uhrevileşir, ilhamlara ulaşır. Duyar insan ölümün sihirli sükutunu, çözülür problemler. Görünür herkese yürüdüğü yolun sonu, irkilir ve emekler. Gömülse de hisler yok olmanın melaline, iman ufuklar açar ve yutkunup alasada kendi zevaline beka ışıklar saçar. Düşünce tıpkı tohum gibi düşer toprağa, hazırlanır bahara, sonra koşar firdevse ulaştıran durağa. Cennet içinde
ara. Hissetmeden asla ne bir acı ne bir sızı, gelinler gibi aziz, köprü duygularında otellerin hazır, sonsuzluk gibi leziz. Sonbahar bir ak doğuşun şafak emaresi, arkasında gündüz var. O hazan boşluğunda ümidin sesi ve az ileride bahar. O hazan boşluğunda ümidin sesi ve az ileride bahar. Geceleyin efendisi, kadir de bulduk mu?